Hey YouTube, 14. bölümle beraber birlikteyiz. Bakalım şimdi neler yapacağız? Neler yapabiliriz? Göreceğiz. Bizim bir ilk önce kendimizi bir toparlamamız lazım ya. Bu nedir arkadaş? Bu geliyor, kömür yutan. 87K paramız var. Envanterimizde ne var? Kılıcımız yok hiç. Satmak için kılıcımız yok. Aleykümselam Blapin, hoş geldin. Karakterimizde geliştirme yapacağımız bir şey yok. Birliğimiz de yok. Bunlar şey görevleri. Musun ne yapıyor? Yunus aldı, evreye geziyorlar. Krallık, savaşta olduğumuz krallık bir şeyler var mı, politika? Şu an savaşta değiliz hiçbir şeyle. Tamam. Ha, Banner Lord'a geçireceğiz. Doğru. Unuttum ben onu. Değiştir ulan. Oy söyle. Change falan yazsan. Belki olabilir. Nasılsın Blapin bu arada? Şimdi biz biraz bir asker toplayalım. Şuralara gidelim. Okçu toplamamız lazım bizim ya. Bizim birlik kaç kişilik bu arada? Dur. Zaten 105'te 105. Okçular. Dur. Şimdi birliği açalım. Birlikten kimleri atalım? Batanya gönüllülerinden. Şöyle bir 15 tanesini alalım. Chance değil, C'yi G yap. Bir de öyle dene bakalım. Şu çakılcılar 3.8. Bizim hızımız. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Elimiz alışsın hem bir. Horseman! Dur, şunları ikiye bölmüştüm ben. Bu birliği... Kim bu ya?
Neyse tamam. Hazır diyelim bakalım. Buradan bakınca zayıf duruyorsun da zayıf mısın? Şöyle söyleyeyim. 1.73 boyunda 72 kiloyum. Şeyden rahatsızım biraz, hafiften göbek oldu. Göbekten rahatsızım. Onu eritmeye çalışıyorum, spor yapıyorum evde arada. F1, hepsi... F1. Give him hell. Ama senin yaşındayken ben acayip zayıftım. Hatta 18 yaşındayken bile çok fazla zayıftım. Şöyle söyleyeyim, yine 1.73, 1.72, 1.73 boylarındayımdır veya işte 1.70 boyunda olsam bile neyse. Üniversiteye başladığımda ben 50 kiloydum. Bir deri bir kemiktim. Yani fotoğraflarımı göstersem cidden böyle çok saçma bir vücudum vardı. Sonradan spora yazıldım. Arkadaşlarla beraber spora gitmeye başladım. O zaman böyle gözümden yaş geleseye kadar şey yiyordum ya, yemek yiyordum. Ekmeği alıyordum böyle bütün bir ekmeği. İçine işte dolduruyordum salatasını, işte ne varsa atıyorum yemek. Balık varsa balık koydum, köfte varsa köfte veya başka bir şey neyse. Bir ekmeği. O öğünde bir ekmek yiyeceğim diye kendimi şartlamıştım. Ne elle yersem yiyeyim. O gözümden yaş geleseye kadar böyle artık ya Allah ye, ya Allah ye. Bir de karbonhidrat takviyesi de alıyordum o zaman. Gainer. Spordan sonra gainer, shake. Ondan içiyordum. İşe yaradı ama 68 kiloya kadar çıktım. Almayalım. Tecrübe olsun. Şimdi birlik tecrübe kazandı. Şuradaki köye gidelim. Bakalım ne var ne yok. Arkadaşlar okçularınız yok mu ya? Şunları geliştirelim. Mukbang mi? Nasıl ya? O ne ya? Mukbang ne? Say bakalım. Neler yedim? Ay şimdi... Asker... Okçu yok arkadaşım. Karakterimizde ne gelişmiş?
Şu iki ne oluyor ya? Kömür. Ben de o olduğuna göre. Sende de o olsun. Sekiz dokuz tane büyük gözleme. Öğlen 3 tabak bulgur pilavı. Nasıl 3 tabak bulgur pilavı? 4 tabak makarna. Oğlum 4 tabak. 4 tabak makarna bir paket makarna yapıyor biliyorsun değil mi? Yarım kilo. Yedin mi emin misin? O zaman şu an gençsin acı. Yani yapacak bir şey yok. Bünye eritiyor, yediğini eritiyor demek ki. Ama her gün böyle yiyebiliyor musun? Bir dakika. Az önce karakterden demirciliği hangisini yaptık? Kömür Utanyalır. Kömür Utanyalır hala yolda mı? Allah kahretsin. Sıkıntı yok. Arıt. Arıt. Senle de arıtalım. Şimdi burada biraz dinlenelim. Elli kiloyum aylardır. Daha fazla yemeği deneyeceğim de. Yani. Boyun kaçtı?
1.68. Evet. En azından şöyle bir 60 kilo falan olsan güzel olur. En kötü. Ah, kömür tutan yerleri geliyor sonunda. Ne oldu? Lordların. Ne olmuş? Bölgenin en önemli lordların bir araya geldiği küçük bir konsey. Bu ana klan ekstra nüfus sağlar ama diğer klanların olmaz. Salfanın yükselmesi. Seviye 5 artı klanların nüfus kazanır. Daha düşük seviye. Ne olacak? Karar ne? Ha, savaş mı ilan edeceğiz? Kuzey İmparatorluğuna. Oğlum bari bir çıkaydık ya. Dur. Oğlum adamların içindeyiz biz şu anda. Bizi yiyecekler ya. Kaladok savaş istemiyor. Ben de savaş istemiyorum hacı ama her türlü savaş çıkıyor. Engelleyemiyoruz. Ne kadar süredir 50 kilolardasın şu anda? Kuzey İmparatorluğu hangisi? Bunlar mıydı Kuzey? Şuradan Pugio'ları toplayayım ben de. İşte bende yiyecek mi yiyecek bir şeyler var mı? Neyden dolayı aldım? Ay çok hareketlisin ya. Sen o yüzden bak. Benimle tanıştığımda evdeydin. Pandemi vardı, bir şeyler vardı. Hareket edemiyordun. Şu an hareketlisin, yediğini eritebiliyorsun. Satayım ya. Biz yakında savaşa gireceğiz galiba. Şimdi birlikte
girersek, savaşa girersek biz tam yoldayken ne olur yani? Pugio, Pugio, Pugio. Oğlum Pugio yok burada da ya. Şansa bak. Şu an kral... Dur, klan değil. Krallık. Diplomasi. Savaşta değiliz ama Kuzey İmparatorluğu'yla savaşa gireceğiz galiba biz. Aynen ya, koronayla korona bana acayip yaradı ya. Atandım falan filan baya. Oğlum Pugio yok hiçbir yerde ya, bu nedir? Ne yapacağız? Pugio yok. Burası ne imparatorluğuydu? Ölen diyor. Buralara gidersem sıkıntı. Plagete'ye tekrar dönelim bakalım. Çapulcu, ooo süper. Asker gönder ya. Aa, 5 tane askerimiz var. Öldü mü? Arkadaş. Şimdi Vegeta. Bunun birlikte asıl hiç asker olmaz diyecektim. Ben simiterler bunu yaz bir kenara adamım. Ha, burada görev varmış. Ya. Ben görevine falan yardımcı olmayacağım. Vallahi korona, ben korona geçirdim ama şöyle oldu benimkisi de mesela. Bir gün bayağı ağır oldum. Başım falan döndü. Sonrasında toparladım hemen. Sonrasında rahattı. Oğlum Pugio niye yok hiçbir yerde ya? Neyse, ben artık savaş olacağını hissediyorum. Hadi ya, savaşmıyor muyuz? Bir yerlere savaşalım. Turnuvaya katılalım lan, gelmişler. Evet, o sıkıntılıydı ya. Gel hele.
Ah tipe. Paslanmışız. Elendik lan. Of. Neyse bizimkisi kazandı en azından. Demede. Demede ne oluyordu ya? Bunlar kimlerle kapışıyor? Kaserimiz. Hadi abi savaşa girelim artık ya. Dur ya, Batanya. Batanya Fiyan şampiyonu. Nasıl yapılıyor? Bannerlord. Geç. Değil. Birlik ağaçlar. Heh. İmparatorluk değil abi. Kuzey değil. Batanya. Heh. Asil Batanya genç. Bizim birlikte. Aa bize bir tane Batanya fiyanı olmuş. Bir de bu Batanya fiyanının ama Batanya fiyan şampiyonu yapmak lazım. Ne savaşçısı Batanya kahramanı. Bunları yavaş yavaş yapacağız artık. Allah'tan çıkmamış sende ya. O, yani genetik çünkü. Allah'ın sevdiği kuruyormuş. Ben seviye atmamışım. Ne seviyesi atladık? Şimdi neye verelim, neye verelim? Tekeli. Buraya, şuraya güçe verilebilir. Buraya da verilebilir. Zekaya mı güce mi? Zeka daha iyi olacak gibi sanki. Zekaya verelim bakalım. Travma yaptı. Hala geridirim diyorsun, gördüm daha. Aga be.
Bende de şey oluyor mesela. Birisinde bir hastalık olunca o hastalık bende de oluyormuş gibi olmaya başlıyor. Ya yani mesela atıyorum birisinin işte böbreği ağrıyor, tamam mı? Bir zaman sonra benim de böbreğim ağrımaya başlıyor. Kaptan Tsubasa'da kalp ağrılı bir yok vardı. Kalp ağrım başladı. Ha işte aynı nasıl oluyor bilmiyorum ya. Oğlum hadi artık savaşalım ya. Melidir kim? Melidir nereye gidiyorum Melidir? Kaç tane adama ihtiyacım vardı? Ah, benim sekmede hala duruyor Spikes Family. Beyin çok enteresan bir şey ya. Harbiden böyle bir şey düşündüğün zaman sanki o gerçekmiş gibi sende şey yapmaya başlıyor. Nedir?
Şimdi Batanya savaş büyüdü. Batanya savaş büyüdü. Bizde var mı? Batanya savaş büyüdü. Tam 7 tane var var ya. Hadi yine iyisin ya. Allah. Hadi yine iyisin. Öyle değil. Tamam, bunu da tamam. Savaşmak istiyorum artık ya. Hadi. Kanda kapışma. Görürüz onu şimdi. Sekmeyi kapatmadığım için. Belli olur. Abi bizim krallık savaşa girmiyor mu ya? Hadi ya. Neyse. Ya ama bunu daha önceden yapmıştık ya. O adamla ben tekrar yok hayır. Ben o adamla tekrar oyun oynamak istemiyorum ya. Kafam yandı. Beynim yanmıştı geçen sefer. Tamam yendik ama uğraştırdı çok. Çobanlar sorun çıkartıyor. İlişkimiz artsın diye. Ya benim adamı. Nusun. Sen bu işi yaparsın ya. Al Batanya savaşçılarını. Al bir de okçuları da al hadi. Tamam. Hadi bakalım. Burada asker var mıydı? Askerimizi aldık. Oo. Burada kuşatma mı var? Abi bizim askerler nerede? Batanya savaş mı? Alalım. Burada da bir görev var. Bugün sırf görev yapıyoruz galiba ya. Yayında oynamanı tavsiye ettiğim oyunlardan biri Mad Max.
Ya Hollow Knight'ı Panda'dan görmüştüm, Pint Panda'dan. Böyle aslında güzel oynanabilir gibisinden düşündüm. On kasa, araç gereç gerek. Keresteye karşı, on araç gereç. Şarjı bitiyor kulaktan. Battlelord eski havasını vermiyor mu? Niye ki ya? Savaş yok o yüzden. Savaş olsa verecek aslında da. Biz savaş istediğimizde savaş yapıyorlar. Savaş istemediğimizde savaş yapıyorlar. Mad Max'e olur bakarım be. Şimdi araç gereç mi lazımdı bu adama? Bizim karakterde ne vekil mi artmış? Köy ocağı büyüm oranı %20 artar. Yaralı asker için ücret ödeme. Mad Max'i aynen biliyorum. Vekile de bir puan verelim şöyle. Şuradan bir araç gereç bakalım. Kaç tane araç gereç sürdü? 10 tane miydi? Asker aldık mı burada? Bakıyoruz. Yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu eleman nerede? Anladım. Ne ara gitti diyecektim ona. Tamam, görevi de yaptık. Şimdi biraz... Birlikte niye soru şey, ünlem işareti çıkıp çıkıp duruyor, kafayı yiyeceğim. Hah, Pugio ya. Al 59'unu da al ya. Oh be.
Arıt, arıt, arıt. Sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan, önden, arkadan arıt. Oh ya. Şimdi burada biraz dinleyelim. Olur, anime de izleriz. Şu hatunla konuşmamız gerekiyormuş. Ben Istiana. Gerçi sen bunu muhtemelen biliyorsundur zaten. Bir zamanlar çok güçlüydüm ama şimdi... Her neyse. Benden ne istediğini gerçekten çok merak ediyorum. So what brings you to me? So what brings you to me? Neydi? Pardon. Peki seni bana getiren nedir? Kaladias ejderha sancağının bir parçası var. Is that true? Is that true? You may have one piece of the banner, but it's of little use in itself. You'll have to find the other parts. Tamam. But once you can bring together the pieces, you'll have something of tremendous value. Sancağın bir parçasına sahip olabilirsin ama kendi başına pek bir işe yaramaz. Diğer parçaları da bulmalısın. Ancak parçaları bir araya getirdiğinde çok değerli bir şeye sahip olacaksın. Nasıl? The banner of Calradius is part of a legend. Calradius'un sancağı efsaneleri konu olmuştur. Yüce Calradius'un sürgün edilen kişilerden oluşan küçük birliğini yeni bir yurt kurmak için bu topraklara getirirken bu sancağı taşıdığını söylerler. Dediklerine bakılırsa Calradius'un gerçek bir oğlu bu sancağı taşıdığı sürece savaşta asla yenilmezmiş. Ya da kızı. Sanırım bu konu açılmadı. Şanlı ordularımız defalarca yenilgiye uğradılar elbette ama o komutanlar ve imparatorlar gerçek oğullardan değillerdi herhalde. Akıllıca bir efsane. Bir çocuk bile arkasında yatanları görebilir ama insanlar bizi birbirimize bağlayan asil yalanların arkasında yatanlar asla görmeye çalışmazlar elbette. Neyse ki. Bir alıcı bulmama yardım edebilir misin? He? Alıcı mı? Daha büyük düşün. Sana şunu söyleyebilirim ki eğer kayıp parçaları bulabilirsen onu değerlendirmene yardımcı olabileceğine eminim. Ya bacım madem diğer parçaları nerede bulabiliriz? Before I reveal that information to you, I need to know more about your intentions. Vallahi imparatorluğu yok edeceğiz biz. Sana biraz kendimden bahsedeyim. İmparator Nerezhis'in sırdaşıyım. Kadın olduğum için onun resmi casus başı değildim ama sonuçta üstlendiğim rol buydu. Nerezhis'i severdim ve güveninden ötürü ona minnettardım. Ama iyi bir imparator değildi. Fazla inatçı ve ilkeliydi. Muhtemelen onu zehirlemeliydim. Ömrünü politikaya adamış biri olarak öğrendiğim şey şu. Düzensizlikten daha kötü hiçbir şey yoktur. İmparatorluğu ayakta tutan yalanları ve gaddarlığı herkesten daha iyi bildiğimi söyleyebilirim. Ancak Nerezhis'e hizmet ettiğim 10 yıl boyunca işlediğim bütün cinayetler bir ordu herhangi bir kente girdiğinde 1 saat içinde yaşanan kıyımla kıyaslanamaz mı? İmparatorluğumuzun özel bir tarafı yok. Önemsiz krallardan, kağanlardan ve sultanlardan herhangi biri şans eseri Calradia'yı fethedebilir ve bizim kadar iyi yönetebilir. Ancak mesele şu ki biz bunu zaten yaptık. En büyük suçlarımız geçmişte kaldı. Yapılmış olan şeyleri geri almayalım. Şimdi, eğer sancağı imparatorluğu kurtarmak için kullanmayı planlıyorsan sana bildirimi anlatacağım ama eğer ileri değil de geri gitmek istiyorsan sana yardım etmeyeceğim. Emin değilim bacım. Yani ben imparatorluğu kurtarmak istemiyorum. Kendimize bir imparatorluk kurmak istiyorum. Emin değilim bu konuda. Then you can come back when you have. Hayda, ulan. Neyse. Mecbur olacağız. Diğer parçaları bul gel, diğer parçaları bul gel. Diğer parçaları bulduktan sonra ne yapayım ben? Dur bir dakika. Bir süre burada bekleyeceğiz şimdi. Tamam. Sığınağa gideceğiz falan filan. Falan filan. Bir dakika. Bir dakika. Ticaret. Değil. Devletici.
Donat, donat, donat. Sağdan, soldan. Böyle 22 ediyordu. Şunun yerine şunu kullansam. Demiri dövelim bana. Bununla kaç ediyor? Ticaret. Buna da 22 ediyor. Pek bir değişiklik yok ki. Aleyküm selam Silves. Hoş geldin. Her türlü çökerteceğiz imparatorluğu ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi demirciye gidelim. Tekrardan. Bu sefer bunu bir eritelim. Demiri dövelim. Tekrardan. Zaten 23K'lı. Silvestrim teşekkür ederim. Abone olduğun için. Leziz, leziz, leziz. Eyvallah, kesene bereket. Toplamda 3. ayım mı? Abin seni ham yapar. Teşekkür ederim Silves. Şimdi şuradan 23K'lık olan nasıl bir şeymiş ya? Demiri dövelim bakalım. 23K. Neyse. Şimdi eritelim tekrardan. İptal. Demirciye git. Erit. Şunu bir eritemiyoruz. Şunu bir arpalım. Şimdi bir süre burada bekleyelim. Üçüncü ay. Teşekkür ederim. Ay, şey çok güzel yalnız. Şu simgeyi çok seviyorum. Üçüncü ay abonelik simgesi, rozeti. Çok hoş. Çok hoş. Şunu bir eritelim. Bunu da bir eritelim. Bir de uzun böyle bayağı uzun bir kullandığımız şeyler oluyor. Baltada mı o? Değildir herhalde baltada ama. Acaba baltada mı? Böyle orak gibi bir şey. Beni kıskandırmaya mı çalışıyorsun? Oğlum sana gösterdim onu ama gerçi bilgisayarın gelmedi tabi. Bilgisayarın gelmedi. Ama gösterdim bak, oradan yapabilirsin muhtemelen. Sana fotoğrafını atmıştım. Orada 6 aboneye ulaştık. 15 olunca bir tane daha hareketli simge geliyor. Onu yapacağız inşallah. Siparişlerde ne var? Tek elli balta. Bu ne? Çift elli görüş. Müşteri memnun. Memnun olur tabi. Biz yaptık. Ha. Bunlar para etmiyor ya. Bunları yap. Ya o nerede acaba ya? Çift elli gürüzde mi? Çift elli gürüzde mi acaba? Ama ucu kama gibi ya.
Nasıl oluyor ki acaba? Dur şöyle. Burada niye diğerleri gözükmüyor? Ya burada açılmayanlar da gözüküyor mesela. Yani bunun gibi bir şey ama tam da değil. Mızrak mı acaba diyeceğim de. Da değil sanki. Ucu şöyle kıvrımlı olması lazım. Bu da değil ama. Yani buradan yapılıyor muhtemelen bu ya. Ama hangisi acaba? Niye böyle duruyor ya? Çok tuhaf durmuyor. Seksen sekiz, seksen dokuz, seksen dokuz, yetmiş beş, seksen üç, seksen iki, elli, seksen. Şunu yapacağım. Bayağı güzel duruyor. Kaç ka? Yirmi iki iki yüz. Daha uzun ama savurma hızı, saplama hızı falan daha kötü. O yüzden bunu daha eritelim. Erit. Emin, yayına mı geçtin? Animeye mi geçsen? Tamam. Geçeriz ya. Dur. Burada madem buna bir ara verelim artık. O zaman YouTube bu kadarlık yetsin. Biraz daha toparlarız ticareti micareti. Ondan sonra bir de savaş mamaş olur. Oo, yeme de yanında yat. Millet.
Hadi görüşürüz. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın.